Selamünaleyküm. Değerli dostlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Günlük muhabbetlerimize devam edelim istedim. Bugün sağlığın şifreleri konusunda gıda üzerinde durmak istiyorum. İnsan bünyesi gıdayla beslenir ve hücreler gıdaya kodludur. Onun için şöyle başlayalım söze. Toprağı düzeltmeden otu düzeltemezsiniz. Otu düzeltmeden eti düzeltemezsiniz. Eti düzeltmeden sütü düzeltemezsiniz. Sütü düzeltmeden de insanı düzeltemezsiniz. Onun için nereden başlamamız gerektiğinin şifresini almışımızdır. Nedir? Topraktan başlamamız lazım. Toprak eşittir sağlığın şifresi. Şu anda dünya üzerinde bir kıtlık senaryosu yazıldığını yani duymayanınız kalmamıştır. Ve son günlerde medyaya baktığımızda işte limonun fiyatı 150 lira oldu. Tanesi 15 TL oldu. İşte bamyanın fiyatı 260 TL oldu. Market raflarında istediğiniz renkli cümbüşü göremediğinizi, artı domatesin fiyatı tarlada 2 lirayken markette 40 TL oldu gibi bir sürü muhabbetler dönmekte. Ben de diyorum ki bugün iyi günümüz. Parayla şu anda 260 TL'ye de olsa bamya bulabiliyorsunuz. 15 TL'ye de olsa bir adet limon alabiliyorsunuz. 2025 hazırlıkları bunlar. Hazır olun. İşte birçok sosyal medyada gördüğüm sebzelerin, meyvelerin derelere döküldüğü, ormanlara döküldüğü görüntüleri paylaşılıyor. Ve bunu fiyat yükseltmek, fiyatı işte devamlı aynı seviyede tutmak, şu yaz ayında dahi insanlara ucuz meyve sebze yedirmemek, daha çok kazanmak, daha çok kazanmak, daha çok kazanmak. Hayır, konu o değil. Bir şeye hazırlıyorlar. Yani kıtlık senaryosuna hazır olun arkadaşlar. Bugün duruş olarak doğru duruşu sergileyip birlik olmazsak 2025'te kurulan zincir marketler silsilesiyle, getirilen hal yasasıyla, oluşturulan zirai ilaç bayi sistemiyle ve gübre ithalat lobisinin kurduğu kumpasla çok kötü günler tüm dünyayı bekliyor. Sadece bizi değil. Yani insanlığı bir kabusun içine doğru çekiyorlar. Toprak yanı başımızda. Toprak ekilmemiş. Meyve yok, sebze yok. Yani varlık içinde yokluk denilen şey var ya, işte bunu yaşatacaklar. Topraklarımıza düzenli bir şekilde 3-15 DAP, şeker gübresi, üre verdirildi. Fakat topraklarımızdaki organik maddeyi çekip aldılar. Düzenli olarak bu gübreler verildiğinde ve toprak organik maddesi analiz yapılarak ölçülmediğinde topraktaki yaşayan canlı organizmaları öldürürsünüz. Ki bunu bilinçli bir şekilde yapıldı. Şu anda Anadolu topraklarının %80'i organik madde değeri 1'in altında ve topraktaki canlı organizmalar tamamen yok olmuş durumda. Neredeyse yok olma derecesinde. pH 8'e dayanmış durumda ve toprak artık diyor ki benden bu kadar. Peki bunu kurtarmak mümkün mü? Tabii ki mümkün.
Yani Allah'ın yeryüzüne vermiş olduğu o kadar güzel nimetler var ki sizi bu nimetlerden uzaklaştırıyorlar. Leonardit milyonlarca yıl önce toprak altında kalmış ağaçların, insanların fosillerinden oluşan, yani hayvanların fosillerinden oluşan organik madde değeri yani 40 ila 90 arası değişen bir maden türüdür. Bu malzemeyi doğru şekilde işleyip toprağımızla buluşturduğumuzda toprak organik maddesini otomatikmen artırıyoruz. Toprağın su tutma kapasitesini artırıyoruz. Toprağın ısı dengesini doğru şekilde oturtmuş oluyoruz. Yani kışın sıcak, yazın serin kıvama geliyor. Bitki kökleri rahat bir şekilde yetişme zemini buluyor ve istediğimiz ortama geliyor. Vermiş olduğumuz gübreyi doğru bir şekilde almasını sağlıyor. Peki Leonardit'i toprakla buluşturmamıza müsaade ederler mi? Şu anda etmemek için mücadele ediyorlar. 2019'da özel bir briefing hazırlandı ve önümüzdeki yüzyılın enerji sıkıntılarının olacağı briefingi verildi ve bu briefing sayesinde enerji ham maddelerinin diğer sektörde kullanılması yasak olması için gerekli altyapı hazırlandı. Leonardit ise enerji ham maddesi statüsüne sokuldu ve tarımda kullanılması resmi olarak yasaklandı. Şu anda Elbistan mevkiinde bulunan yer altındaki Leonardit'in 4,8 milyar ton olduğu, Türkiye'nin ihtiyacı ise bunun sadece 13'te biri olduğunu düşünürsek ve 2019'dan bu yana Leonardit'in yasaklı olduğunu düşünürsek tarıma ve buradan ayrıca çıkan harici gidye dediğimiz bir malzeme var. İçerisinde %38 kireç, %20 civarında, 25 civarında organik madde var. Bunu tüccara 100 bin ton önünün açıldığını düşünürsek ve bunu çiftçiye tüccar Leonardit diye sattığını ve bunu alan çiftçi bunu toprağına attığında doğru Leonardit olmadığı için istediği neticeyi alamadığını ve daha sonrasında da Leonardit hiçbir işe yaramadığını söylediğini düşünürsek burada nasıl bir kumpasın var olduğunu varın siz düşünün. Oradan çıkan Leonardit ne oluyor peki? Yani santrallerde yakılıp enerji üretildiği iddia ediliyor. Mümkün mü? Tabii ki değil. Neden? Çünkü onun enerji ham maddesi olup yakılıp enerji üretebilmesi için 3000 kalori ve üzeri olması lazım. Peki Leonardit'in kalorisi kaç? 800. Yani imkansız. Peki ne yapıyorlar bu çıkan Leonardit'i? Çiftçiye vermiyorlar, tüccara vermiyorlar ama dolgu malzemesi olarak. Yani bir sahada toplatılıyor. Dışarı çıkartılmıyor, yasak. Kimse de buna sesini çıkarmıyor. Şu ortam oluşturulmak istendi ve oluşturuldu. Leonardit bir işe yaramaz. Ve aynı şekilde şeker pancarının melasından yani şilempe dediğimiz bölümünden bir karışım yaptılar şeker fabrikalarında. Humik asit koydular, adını bitkisel humik asit koydular ve çiftçiye humik asit adı altında bunu da verdiler.
Buradaki amaç neydi? Buradaki amaç da yine Leonardit'ten yapılan hümik asit toprağa verildiğinde toprak organik maddesini artırıp toprağa ıslah ederken bu tam tersi. İşe yaramıyordu. Ve bunu kullanan çiftçi de yine hümik asitin hiçbir işe yaramadığını söylevleriyle dile getirmeye başladı. Ve bu iki materyal hem ana ham madde hem de bunun türevlerinden meydana gelen malzemeler yasaklı. Yani çiftçiler tarafından hiçbir işe yaramadığı dillendirilerek bu malzemeler tukaka oldu. Bunlar bilinçli yapıldı. Değerli dostlar, dönen fırıldağı bir bilseniz. Diyor ya bir ünlü yazarımız, her tarım bakanının bir fiyatı var. İşte Afrika'dakinin diyor 100 milyon dolarken İngiltere'ninki 1 milyar dolar gibi. Şimdi kimseye ithamda bulunmuyorum. Ama gördüklerimi de sizinle birebir paylaşıyorum. Oynanan senaryo gerçekten çok büyük. Topraklarımıza sahip çıkmadığımızda, topraklarımızı doğru şekilde ıslah edip ekmediğimizde, toprak reformunun yanı sıra toprağı anlayacak insan reformunda yapmadığımızda, bilinçli şekilde fakfuk fon üzerinden insanlar asalaklaştırıldığında ve devletin verdiği 3 kuruşa tabi olup ve daha sonra da şu anda biliyorsunuz emekliler hakkında yapılanlar geçinemeyecek pozisyona getirdiler. O kadar insan toplanıyor, 2500 lira verdik deniliyor. Ya Allah aşkına, değil 2500 lira, şu ülkenin topraklarını doğru şekilde ıslah ettiğimizde ve buradan çıkan mahsullerle bu ülke genelindeki değerlerimizi doğru şekilde işlettiğimizde emeklimizin hepsine, emin ol, bahşiş olarak 30'ar bin lira versek hiç de dokanmaz. Enflasyon şu anda fırlatılıyor. Marketler işte her gün biri diyor ki marketlere şöyle yapacağız, böyle yapacağız, işte raf kontrolü. Hayır. Şu anda marketler, zincir marketler tamamen sistemin bir parçası. İthalat lobisi, sistemin bir parçası. Hal kanunu, sistemin bir parçası. Ziraatçiler, sistemin bir parçası. Bu sistem kırılmadıkça, bu üst akıl bu şeyi kararı almışsa, DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü, sistemin bir parçası. İnsanlığı çok kötü günler bekliyor. Ya bugün uyanırsınız ya da başınıza gelecek olan her şeye razı olursunuz. 2500 lira verdiklerinde de bağırsanız da çağırsanız da sizi kimse duymaz. Evet, muhabbete devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlemeye devam edin. Şifreleri ve yapılan ahlaksızlıkları bir deşifre etmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.